Profesör Doktor Haydarbaş Hocam ve siz Gaziantepliler ve ekranları başında bizi seyreden yüce Türk milleti, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarak konuşmaya başlamak istiyorum. Şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Arapçasını okumayalım. Fasık size bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Yoksa anlamadan cahil bir kavme isabet edersiniz de yaptığınıza pişman olursunuz. Allah rahmet eylesin. Baki Bektaş hocamız bize bu ayeti açıklarken derdi ki, haberi size getiren mümin olabilir. Acaba ona kim getirdi? Ona da bakmak lazım. Çünkü biz kıyamette, ahir zamanda yaşıyoruz. Şimdi ben çok karmaşık değil de şöyle net herkesin anlayacağı şekilde bir sunum yapmak istiyorum. Şunu bir bakalım. Biz zannediyoruz ki Batı dediğimiz, işte bu Yahudi ve Hristiyan dediğimiz, ehli kitap dediğimiz bu insanlar bize bir dönem düşmanlık yapmışlar, sonra vazgeçmişler zannediyoruz, öyle değil. Onların düşmanlıkları Kur'an'ın ifadesiyle hiçbir zaman bitmeyecek. Kıyamete kadar devam edecek. Ve onlarla ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, size bir iyilik isabet ettiği zaman onlar üzülürler. Bir kötülük isabet ettiği zaman da sevinirler. Bunu unutmayacağız. Bakın, bunlar Osmanlı'yı ele geçirdiler. Nasıl ele geçirdiler? İlk önce padişahların hanımlarını temin ederek, padişahın annesi gayrimüslim, hanımı da gayrimüslim. Ben soruyorum. Yani hangi erkek, hangi insan evladı annesini dinlemeyecek? Bir, dinlemedi diyelim. İki, dinlemeyecek. Annesini de dinlemeyecek, hanımını da dinlemeyecek. Ne kadar? Bu mümkün değil. Yani Osmanlı'yı padişahları bu şekilde elde ederek padişahlara istediklerini yaptırdılar. Öyle bir yaptılar ki Türk milletini o saraylara falan koymadılar. Osmanlı'yı içeriden de elde ettiler. Enderun mektebiyle zaten gayrimüslimleri oraya soktular. Oraya sadece kimler giremedi biliyor musunuz? Türkler, Kürtler, yani Müslüman tebaa giremedi. Ötekiler girdi. Osmanlı'yı bu şekilde elde ettikten sonra yetmedi. Osmanlı'yı borçlandırarak Osmanlı devletindeki milletin, Türk milletinin üretmiş olduğu şeylerin tamamını da elde ettiler. Elde edince o devlet onların oldu. Yani Osmanlı, ismi Osmanlı, Türk milleti onların oldu. Yani bir memleketin kaynaklar onun. Yani saray onun. Kaynaklar onun. Diğer taraftan öyle bir yaptılar ki, bakın, mesela Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da öyle bir çalışma yapıyor ki, yani o hanelere inerek İslamiyet'i anlatıyor. Ve Müslüman olanlara da Türk milleti diyor. Türk milleti diyor. Yani o dönemde Ermeni var, Rum var, Yahudi var, bir sürü ırklar var. Ama hepsi la ilahe Allah Muhammedur Resulullah dedikten sonra Müslüman oluyor. O halklar artık millet oluyor. Türk milleti oluyor. İşte bu Türk milleti olan bu halklar ne yapıyor? Tekkeler kuruluyor. Yani insanların yemesini, içmesini, efendim ibadet etmesini sağlayan tekkeler kuruluyor. Ama ne zaman Osmanlı'ya bu batılılar hakim oldu, o tekkelerin başındaki Bektaşiler öldürülüyor. Yerine kurulan efendim Nakşi dediğimiz o insanlar yerleşiyor. Bu sefer tekke de onun elinde, medrese de onun elinde, saray da onun elinde. E tabii ki bu altın yumurtlayan tavuğu Batılılar kaybetmek istemiyor. Bakın Mustafa Kemal Atatürk ne zaman Samsun'a çıkıyor? Bak burası önemli. Ne zaman Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor? Bakıyorlar ki bu yumurtlayan tavuk elden gidecek. Ne yapmamız lazım? Adamlar planlarını günlük yapmıyor. 100 sene sonrasını, 50 sene sonrasını planlıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'e şunu diyorlar. Onun için diyorlar ki, o dinsizdir. O dinsizdir. O dinsizdir fetvasını çıkartıyorlar. Kimden çıkartıyorlar? Fetvasını çıkartıyorlar müftüden. Şimdi de fetvaları duyuyor musunuz? Mesela Suudi Arabistan'da bir fetva yayınladı. Kim?
Alimler Birliği Başkanı fetva veriyor. Ne fetvası veriyor? İsrail'le savaşmak caiz değildir. Başka? Hizbullah ile savaşmak için İsrail'le anlaşmak caizdir. Fetvayı verdi. Aynı kim gibi? Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili fetva veren o Mustafa Sabri'ler gibi, Dürrizadeler gibi, efendim İskilipli Atıflar gibi. Şöyle devam ediyor. Said-i Nursi gibi. Şimdi öyle bir duruma getirdiler ki Mustafa Kemal Atatürk şunu yapıyor. Devletin imkanlarını bütün vatandaşlara gitmesi için zaten Cenab-ı Hakk'ın isteği budur. Cenab-ı Hak diyor ki zenginler arasında mallar dolaşıp durmasın diye Cenab-ı Hak bütün işte şunlara vereceksiniz diyor. Ayet-i Kerime ile bunu ortaya koyuyor. Mustafa Kemal Atatürk hem yönetimi hem devlet imkanlarını Türk milletiyle paylaşıyor. İşte bunu gören irade, Mustafa Kemal Atatürk'ü yenemeyen irade, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra faaliyetlerine devam ettiriyor. İşte siyaset arenasına bir bakıyorsunuz. Sadi dediğimiz insanlara en milliyetçi şeyleri yaptırdılar. Efendim dinci dediğimiz insanları hatırlayın, ben bu konuyla ilgili biraz temas etmek istiyorum. Bana diyorlar ki, işte bazen direkt demiyorlar da yazıyorlar, diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyorsunuz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyoruz. Diyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk'le Allah seni haşretsin, haşretsin diyorum. Niye? Benim savunduğum insanın ismi Mustafa. Annesinin adı Zübeyde. Babasının adı Ali Rıza. Bu insan Profesör Doktor Haydarbaş Bey Mustafa Kemal Atatürk'ün hafız olduğunu söylüyor, millet rahatsız oluyor. Mustafa Kemal Atatürk son nefesinde doktoru diyor ki, son anlarında diyor ki, dilinizi çıkartın efendim diyor. Biraz çıkartıyor. Biraz daha efendim derken bir daha çıkartamıyor. Son ve aleykümselam diyor Mustafa Kemal Atatürk. Son söz. Bu ne biliyor musunuz? İyi insanların ruhlarını melekler alırken selamun aleyküm der. Onlar da ve aleykümselam der. Bu insana ben olmam sıkıntı. Ben onunla beraber olmaya razıyım. Bunu diyenlere de soruyorum. Mustafa Kemal'le olmayanlar, Mustafa Kemal'in karşısında olan İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan'la beraber olacak. Siz razı mısınız? Biz değiliz tabii de onlara soruyorum. Onlar razı. Biz razı değiliz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'le haşr olmaya razıyız. Ve biz bunu Mustafa Kemal Atatürk'ü de anlatırken Profesör Doktor Haydarbaş Bey, Allah kendilerinden razı olsun, çok net. Bakın, bu Ehl-i Beyt soyundan olan insanlar, bu seçilmiş bu insanlar olayları çok net, çok basit çözüyor. Bak bir misal vereyim size. Profesör Doktor Haydarbaş Bey ne dedi? Mescid-i Aksa dedi, bütün Müslümanların başkenti olsun. Ya bundan daha güzel bir cümle, bundan daha güzel bir tespit olabilir mi? Eğer Mescid-i Aksa Müslümanların başkenti olsa, o Yahudinin sesi çıkmayacak. Müslüman diyecek ki bu benim başkentim, buna dokunamazsın. Ama bunu anlamayanlar, efendim Doğu Kudüs, Güney Kudüs, efendim şu olsun bu olsun, bir Profesör Doktor Haydarbaş Bey'i dinle, bir ortaya koyduğunu sen de anla, bir koy, bak dünya nasıl değişecek. Bir başka konu, bakın bütün endişelerimiz, sıkıntılarımız, bütün problemlerimiz, maalesef helal rızık elde edemiyoruz. Allah halbuki bütün nimetleri Müslümanlara verdi. Bütün, bakın, kaynaklar Müslümanlarındır. Ama kim talan ediyor? O devletin başına gelenler, hani hatırlayın birileri şöyle diyordu. Diyordu ki, eğer benim şu yüzükten başka, internet ortamında bunu görürsünüz. Ben kimseye iftira atmak yok. Şu yüzükten başka eğer bende bir mal, mülk, servet görürseniz bilin ki çaldım diyor. Kendi diyor, ben demiyorum. Şimdi bakıyorsun, var mı mal, mülk, servet? Var. Demek ki bak, mal, mülk, servetin olması suç değil. Önemli olan helal olmasıdır. Daha önemlisi ne biliyor musunuz? Sizde trilyonlar varken sizin yönetmiş olduğunuz insanlarda da olması lazım. Sizde trilyonluk gemicikler varken 25.300.000 insan icralıksa bu olmadı. Ama bir insan var, Profesör Doktor Haydarbaş diyor ki çok basit, net, herkesin anlayacağı şekilde. Ya nasıl adaletli bir dağıtım yapacaksınız?
Efendim devletin gelirlerini nasıl efendim dağıtacaksınız? Çok basit. Vatandaşlık maaşı. Bütün her şeye deva. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olanların tamamına. İster Laz olsun, ister Kürt olsun, ister Çerkez olsun, ister Müslüm, ister gayrimüslim. İster zengin, ister fakir, ister kadın. Kadınlara tolerans. 1500 lira vereceğim diyor. Daha fazla vereceğim diyor. Onlar evlerinde erkeklerden daha çok çalışıyor. Onlara 1500 lira vereceğim diyor. İşte ama şu anda bu. Daha sonraki dönemlerde ne kadar artacak? Devletin gelirlerini yükseltirsiniz. Bakın Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koymuş olduğu tezde ne var? Bütün herkesin kalkınacağı, bütün herkesin devlet benimdir. Bu devletime kimseye dokundurtmam dedirtmek için vatandaşlık maçı. Çok basit değil mi? İsteseler bunlar da yaparlar ama işlerine gelmiyor. Hani Sabri Bey o hadisi okudu, gerçekten çok önemli. Yani Müslümanları öyle bir noktaya getirdiler ki şuna da temas etmek istiyorum. 12 Eylül öncesini ben iyi bilenlerdenim. Diyeceksiniz ki yaşın kaç? Ama çok özür diliyorum. Ben hayata biraz erken başladım. 11 yaşında hafızlığı tamamlayınca Profesör Doktor Haydar Başbey'in ifadesiyle hafızlık iki üniversitedir. Ben aynen katılıyorum. Biz ondan sonra hayata başladığımız için biz iki slogan atıyorduk. Bize iki slogan attırıyorlardı. Ne sloganları biliyor musunuz? Siz yıkılacak elbet. Bunu niye attırıyorlardı biliyor musunuz? İşte bu günler için. Eğer devlet dinsizse bu sefer devletin malları da helal. Şu anda yapılan iş bu. Devlet dinsiz, o zaman malları da darul harptır burası. O zaman mallarını da adam ne diyor? Profesör adam fetva veriyor. Diyor ki yolsuzluk hırsızlık değildir. Şuraya bak. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak faizle ilgili ne diyor biliyor musunuz? Faiz yiyenler Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Faiz yiyenler Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Şimdi Ragıp el-İsfahani faiz nedir sorusuna cevap veriyor. Diyor ki haksız kazançtır diyor. Bak haksız kazançtır. Haksız kazanç elde edenlerin tamamı Allah ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Allah ve Resulüne savaş ilan edildiği bir memlekette huzur bulabilir misiniz? Mutluluk bulabilir misiniz? Asla ne bulursunuz? Kan, gözyaşı bulursunuz. Başka bir şey bulamazsınız. Maalesef şu andaki durumumuz bu. İşte 12 Eylül öncesinde dinciliği ortaya koyanlar, şeriatı getirecek olanlar, dinsiz devlet yıkılacak elbet sloganlarıyla ortaya çıktılar. Devlete hakim oldukları zaman, o zaman şöyle diyorlardı. Diyorlardı ki hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır diyorlardı. Şimdi iktidara geçince diyorlar ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyorlar. Hangisi doğru? Öyle ya. O zaman böyle, şimdi böyle. Esasen milletin dediği kendilerinin, yani belli bir grup, belli bir kesim, vatandaşa yayılmak yok. Eğer bir memlekette 25 milyon 300 bin icralık dosyası varsa, icra dosyası varsa bu memlekette huzur olmaz, mutluluk olmaz. Bir muhtar arkadaşım diyor ki gelen diyor posta adreslerinden bir tane şey yarısı diyor icra dosyası, diğer yarısı da boşanma dosyası. Memleketin haline bakın. Şimdi 12 Eylül öncesinde bu dinci kesin geçinenler, güya dindarlık adına, dincilik adına İslamiyet'i kullananlar, o Bosna Hersek'e para toplayıp da o paraları yiyenler, devamında işte bir sürü şeyler biliyorsunuz. Ama bu insanlar geldiğimiz nokta maalesef dini kullandıkları için, Allah ile aldattıkları için, din ile aldattıkları için maalesef geldiğimiz nokta, onlar ne yaparsa vatandaş sesini çıkarmıyor. Yani onlar nüfus cüzdanımızdan İslam hanesini kaldırıyorlar, ses yok. Domuz etini kasaplarda serbest bırakıyorlar, tık yok. Zinayı serbest bırakıyorlar ama kürtajı yasaklıyorlar. Nefes veren yok. Kiliselerin açılmasını serbest bırakıyorlar. Dinler arası diyaloğu destekliyorlar. Efendim din kültürü kitaplarında, din kültürü kitaplarında efendim semavi dinler adı altında Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyeti aynı kefede tutuyorlar.
kelime-i tevhidden la ilahe illallah kısmını bırakıyorlar, Muhammedur Resulullah kısmını çıkartıyorlar, kimseden ses yok. Niye? Bizden onlar ne yapıyorsa doğrudur. Hiç kimse Kur'an'a, hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına bakmıyor. Maalesef geldiğimiz nokta şu anda batıl üzere yürüyoruz ama bizimkiler yapıyor. Adı altında haramın içine girdik. Haramın içine girdik. Faiz alabildiğine son noktasına varıncaya kadar devam ediyor. Buz eti sofralarımıza kadar geldi. Haberler pideye bile, yoğurda bile domuz etini sokmuşlar. Kimseden ses yok. Diyelim ki sen şüphelendin. Salam, socuk, sosiste acaba domuz eti var mı? Gidip tahlil ettiriyorsun. Var. Olsun. Suç değil ki. Yasak değil ki. Yani şunu söyleyeyim size de böylece bitireyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir memlekette zina ve faiz serbest olursa, kutsi hadistir bu, o memleketi dört şeyle ya da dört şeyden biriyle helak ederim. Bir, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar veririm. Doğal afetler veririm. Pahalılık veririm. Esaret veririm. Hangisi yok? Hepsi var. İşte Mustafa Kemal Atatürk. İşte Mustafa Kemal Atatürk bu para, bu dünyalık adınaki problemlerini çözmüş bir adam. Yani Jonk Bayırı'nda askerin önüne geçiyor. Diyor ki ben size savaşmayı değil ölümü emrediyorum diyor. En öndeki bir adam. Mustafa Kemal Atatürk ölümüne yakın malının tamamını bağışlıyor. Kime? Sizlere. Türk milletine bağışlıyor. Mustafa Kemal Atatürk efendim Hatay bölgesi Fransız işgali altındayken bakın dünyalık dediğimiz zaman sadece mal, mülk, servet değil. Makam, şan, şöhret de dünyalıktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hem malla problemi yok hem şan, şöhretle de problemi yok. Diyor ki Fahrettin Paşa onu ziyaret ettiği zaman diyor ki paşam diyor Hatay'ı gideceğim Hatay'a Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğim. Hatay'da çete reisi olacağım. Orada bir faaliyet başlatacağım. Bütün bu Fransızları, bu Batılıları oradan süreceğim diyor. Yani adam Cumhurbaşkanlığı makamıymış. Mal, mülk, servetmiş. Böyle bir sıkıntısı yok. Can derdi bile yok. Bu ancak ve ancak Ehl-i Beyt soyundan gelen insanların yapacağı iştir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Hasan Aydın hocamıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, birinci oturumumuz burada sona ermiştir. İnşallah ikinci oturumla birlikte devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, hayırlı günler diliyoruz.